Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken kıymetli hocam, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu genel başkanı, bağımsız çağdaş Türkiye idealinin savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy'u katledilişinin 32. yıl dönümünde bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Türkiye'miz içi kin ve nefretle dolu, o için her yolu mubah gören, kibirli bir kişinin elinde gülüşünü, neşesini, huzurunu ne yazık ki uzunca bir süredir kaybetti. Milletine hizmet yerine üstadlarının kininin, öcünün davacısı bir gençlik hülyasının değirmenine su taşıyan bu gözü dönmüş zihniyet, bu kibirli dil bugüne kadar milleti bölüp parçalayarak, kutuplaştırarak, karşısında yapay düşmanlar yaratarak ömrünü uzatmak için her türlü nefret suçunu işledi. İşlemeye de devam ediyor. Kininin esiri bu zihniyet, kimi zaman etnik kimlikler, kimi zaman inançlar, kimi zaman toplumsal cinsiyet üzerinden milletimizi ötekileştirip bölüp parçalamaya çalışıyor. Bu amaç için yeri geliyor, kabataş yalanlarını tedavüle sokuyor. Yeri geliyor, cami mihraplarında sanatçıları dillerini kopartmakla tehdit ediyor. Yeri geliyor, kendisini eleştirenleri vesayeti altındaki yargıya talimat verip hapse attırıyor. Ve dün bu kin ve nefretin vücut bulmuş hali çocuklarımıza da musallat oldu. 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için kendisinden yardım isteyen bir çocuğumuzu kullandı. Koltuğunu korumak için küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü tüm milletimize gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Kin ve nefret şeytanidir. Sevgi ve hoşgörü rahmanidir. Bu nedenle tertemiz çocuk kalplerine kin ve nefret tohumlarının ekilmesini asla ama asla kabul edemeyiz. Koltuğunu kaybetme korkusuyla nefretten, kinden, hınçtan medet uman, siyaseten mefluç bir zihniyetin elinden çocuklarımızın tertemiz beyinlerini, yüreklerini mutlaka ama mutlaka kurtarmak zorundayız. Milletimizle birlikte bu nefret dilini tabii ki sandıkta koparacağız. Ama sandık gelene kadar da ailelerimizden bir istirhamımız var. Bu kin ve nefretin evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına katiyen izin vermeyin. Kin ve nefret tohumlarının televizyonlardan, radyolardan sızarak çocuklarımızın akıllarını karıştırmasına fırsat tanımayın. Ebeveyn kontrolünü elden bırakmayın. O kibirli ses televizyondan duyulduğunda, o kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanalı değiştirin. Çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyin. Çocuklarımıza sevgiyi, hoşgörüyü öğretin. Çünkü bu toprakların inancında sevgi acıyı bal, bakırı ise altın eder. Artık açıkça görülüyor ki yeniden seçilme umudunu yitiren sarayın kibirlisi kin ve nefret söylemlerini, baskıyı daha da arttırmaya kararlı. Kalpleri daha da dağıtarak akılların birleşmesini engellemeye çalışacak. Çünkü biliyor ki akıllar birleşirse, atanamadığı için yaşamına kıyan Şanlıurfalı Murat öğretmen konuşulur. Bankalara, tarım kredi kooperatifine kredi borçlarını ödeyemediği için yaşamına kıyan Ardahanlı çiftçi Fuat Avşar gündem olur. Traktörüne fiyatı iki kattan fazla zamlanan mazotu koyamayan, bir yılda fiyatı beşe katlanan gübreyi tarlasına atamayan, borca batan çiftçilerimizin perişan halleri konuşulur. Yüksek elektrik faturalarına dayanamadığı için soğutucu dolaplarını iade eden bakkalın, buzdolaplarını kapatan kasabın, dikiş makinesini, ütüsünü çalıştıramayan terzinin hali sorgulanır. Doğalgazı kısılan, elektriği kesilen, üretemediği için milyarlarca dolarlık kayba uğrayan sanayicinin ve zaten hayat pahalılığının acımasızca ezdiği çalışanlarının uğradıkları zararlar tartışılır.
kalpler dağınık kalmaz, akıllar birleşirse, hükümetin dünyanın en büyüğü, en moderni, en güvenlisin diye pazarladığı İstanbul Havalimanı karda kapanırken, tek adamın yetersiz diye kapattığı, sonra da kendi uçaklarına tahsis ettiği Atatürk Havalimanı'na bakanların neden inmek zorunda kaldıkları tartışılır. Kibirli şahsım yönetiminin dolarla, avroyla milyarlarca liralık garanti verdiği İstanbul Havalimanı'nın hava şartları nedeniyle kapanmasının, kargo terminalinin çökmesinin faturasını kimin ödeyeceği konuşulur. Havaalanında yerde kartonların üzerinde yatan yolcuların, çevre yolunda saatlerce mahsur kalan yurttaşlarımızın zararlarının nasıl tazmin edileceği sorgulanır. Yani sadece geçiş ücretini almayarak bu iş olmaz. İşte bunun için şahsım yönetimi, kifayetsizliği, basiretsizliği, beceriksizliği, liyakatsizliği duyulmasın, görülmesin, tartışılmasın diye kalpleri dağıtarak akılların birleşmesini engellemeye çalışıyor. Hazreti Mevlana ayırmak değil bizim işimiz birleştirmek diyor. Biz de hem kalpleri hem de akılları birleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin çalınmak istenen geleceğine, çalınmak istenen refahına, huzuruna, çalınmak istenen gündemine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu müflis bezirgan siyasetinin kalp gözü millete kapanmıştır. Ne diyor büyüklerimiz? Utancı gidenin kalbi de ölürmüş. İşte bu yönetimin hali tam da bu. İmralı'nın sözcülüğüne soyunacaksın. Terörist başına hakim cübbesi giydirmeye kalkacaksın. Fethullah Gülen'le yan yana poz veren şahsı Hazine ve Maliye Bakanı yapacaksın. Ömrü Fethullah Gülen'e övgü düzmekle geçmiş bir kişiyi daha 2 gün önce Adalet Bakanlığı'na hem de 3. kez atayacaksın. Sonra da çıkıp Kuvayi Milliye'ye ve Müdafaa-i Hukuk'tan neşet eden Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütleriyle yan yana anmaya cüret edeceksin. Siyasi arsızlığın bu kadarına da pes. Buna psikolojide yansıtma rahatsızlığı diyorlar. Ciddi bir hastalık. Kişi kendindeki kusurları karşısındakine mal ederek, karşısındakine yansıtarak rahatlamaya çalışıyor. İşte karşısındakini kendisi gibi zanneden bu kibir abidesi bir de sıkılmadan bizlere diyor ki çocuklarınızın, çoluklarınızın yüzüne bakabilmeleri için kendilerine çeki düzen vermeleri gerekirmiş. Allah'a çok şükür bizlerin arasında evladına evlerdeki paraları sıfırla talimatı veren çıkmadı. Evlatlarımızın evlerinden boy boy kasalar da çıkmadı. O kasalardan dolarlar, avrolar fışkırmadı. Yine çok şükür bizlerin arasında 30 yaşındaki bir İranlı dolandırıcının önüne yatmaya kalkan bakanlar da çıkmadı. Elbise askılarında, çikolata kutularında rüşvetle almakla suçlanan ve sonra da aklanmadan bu ülkeye büyükelçi yapılan bakan hiç çıkmadı. Çok şükür bizim alnımız ak. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yüzüne huzurla bakabiliyoruz. Çoluğunun, çocuğunun yüzüne hangi yüzle bakacaklarını bunları yapanlar düşünecek, bizler değil. Hazreti Ali edep hat tanımaktır diye buyurmuş. Edebi giden ne yazık ki ne hat tanır ne de hudut. Bir de kendini bilmeyip sağa sola nasihat vermeye kalkar. Değerli basın mensupları, ülkemizde bakanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları, TÜİK başkanları, tek adam parti devleti rejiminde artık mevsimlik işçiye döndü. Ülkeye istikrar getirecek diye pazarlanan ucube şahsım rejimine ne bakan ne de bürokrat dayanıyor. Bu ucube rejim 3 yıl 6 ay 20 gündür fiilen yürürlükte. 3 yıl 6 ay 20 günde tam 7 tane bakan değişti. Yine son 3,5 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 de TÜİK Başkanı gördük. Son TÜİK Başkanı da daha yılını tamamlayamadan hem de kul hakkı yemem dedikten hemen sonra vay sen kimsin de kul hakkı yemem diyorsun denerek Ocak ayı enflasyonunu dahi açıklamaya başladı.
vakit bulamadan görevinden alındı. Kuralları belli olan, teknik bir iş yapan TÜİK'e acaba neden başkan dayanmıyor? Bence amaç Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu haline getirmek için burayı. Ocak ayına ait enflasyon rakamları Perşembe günü açıklanacak. Hükümetin yeni yıla girerken yaptığı dev zamlar, Türk parasını pul etmesinin fiyatlara yansıması, üretici fiyatlarındaki %80'lik artış, artışın tüketici fiyatlarına etkisi, meyve ve sebze fiyatlarındaki olağanüstü artışların da katkısıyla Ocak ayı enflasyonunun %13 ila %16 arasında bir yerde olacağı şimdiden belli. Uzmanlar bunu yazıp çiziyor. Ocak ayında 12 aylık enflasyonda böylece %50'yi aşacak. Zaten Merkez Bankası da Şubat-Haziran döneminde enflasyonun %50-55 arasında kalabileceğini son enflasyon raporuyla kamuoyuna açıklamıştı. Şimdi durum bu kadar açık. Ama her ne hikmetse sarayın kibirlisi ve de yeni atadığı Nebati Bakan pembe enflasyon tabloları çizmeye başladılar. Bu iş nasıl olacak? Herhalde sürekli TÜİK Başkanı değiştirerek. Her seferinde daha fazla kul hakkı yemeye teşni, emir kulu bürokrat atayarak. Milletin cebini yakan elektrik faturalarının tüfedeki ağırlığını törpüleyerek. Nasıl Merkez Bankası faizini işlevsizleştirdilerse, nasıl Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bitirdilerse, TÜİK'in de güvenilir istatistik öğretme işlevini tamamen bitirerek, kurumu sarayın istediği rakamı tabelaya yazar hale getirerek. Ama kimse uyarmadı demesin. Artık enflasyon rakamlarında en ufak bir kuşku olursa, bunun müsebbipleri kendilerini yargının huzurunda bulur. Arjantin'de, Yunanistan'da, Brezilya'da yaşananlar, genel başkanımızın uyarıları, herkesin kulağına küpe olmalıdır. Özellikle bürokratların. Veriler konusunda bol tezvirat yaşanan bir başka alanda Türkiye'nin doğalgaz depolarının durumudur. EPİAŞ daha önce ülkemizin doğalgaz deposundaki stoku gün gün açıklıyordu. En son açıklanan veri 18 Ocak tarihinde takıldı kaldı. O tarihte doğalgaz rezervlerinin %30'lara kadar gerilediği görülüyordu depolardaki. Son iki haftalık veriye artık ulaşamıyoruz. Tuz Gölü'ndeki stoklarla ilgili veriler ise veri bulunamadı denerek tamamen karartılıyor. Anlaşılan Tuz Gölü'nde bir metreküp bile doğalgaz bırakmamışlar. Ama AK Parti Genel Başkanı çıkıyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var diyerek zaman kazanmaya çalışıyor. Peki, Tuz Gölü'nün altında yeterli doğalgaz stoklarınız varsa neden verileri karartıyorsunuz? Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Gün gün açıkladığınız verilere neden sansür uyguluyorsunuz? Mugalatayı bırakacaksınız. Depoda ne kadar gaz kaldı, çıkıp onu açıklayacaksınız. Sayın Genel Başkanımız Ağustos'tan bu yana doğalgaz stokunu takip edin diyerek sizi kaç defa uyardı. Ama bu kibir abideleri söz dinlemedi. Bu ay sanayiye verilen doğalgazda yapılan %40, elektrikte de 3 günlük kesintinin ardından önümüzdeki ayda da sanayiye verilen doğalgazda %20 kesintinin devam edeceği açıklandı. Sanayiciye kesintiye uymazsanız gazınız kesilecek diyen uyarılar halen gidiyor. Madem gazınız var, sanayicinin gazını niye kısıyorsunuz? Bu kesintiler ne kadar sürecek? Bunu bir belli edin, bir açıklayın. Kış ağır geçiyor. İran doğal gazındaki basınç sorunu devam ederse, bu basıncı da tırnak içinde söylüyorum, gaz tedarik anlaşmalarının yenilenmesindeki basiretsizlik ve stok yönetimindeki beceriksizlikler nedeniyle çok daha zor günler bizi bekliyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihimizde görmediğimiz büyük bir enerji krizi yaşıyoruz.
Son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza %435, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %290 zam yapıldı. Yine sanayide kullanılan elektriğe %200 civarında zam geldi. Ama bu zamlara rağmen sanayicimiz elektrik bulamıyor, enerji bulamıyor, gaz bulamıyor. Buradan söylüyorum, en pahalı enerji olmayan, erişilemeyen enerjidir. Bunun faturası ekonomimize çok ağırdır. Dün pandemi sürecinde enerji fiyatları hızla düşerken kontratları yenilemeyenler, şimdi Azerbaycan'dan, Rusya'dan çok yüksek fiyatlarla doğal gaz almak zorunda kaldılar. Spot piyasadan yüksek fiyatta alınan LNG'de cabası. Ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan ve kaybeden bu kifayetsiz yönetimin sebep olduğu yüksek enerji maliyetleri de yüksek enflasyon olarak, yüksek elektrik faturaları olarak milletimizin sırtına yükleniyor. Ama en az bunun kadar vahimi sanayicimize, ihracatçımıza, dışarıdaki müşterilerin güveni hızla azalıyor. Diyorlar ki Türkiye enerji krizi yaşıyor, taahhüdünü yerine getiremeyebilir. O zaman biz de yeni üretim üsleri arayalım diyorlar. Vatandaşımıza iş imkanları azalıyor. Pandemi sonrasında ülkemiz için ortaya çıkan avantajları beceriksiz yönetim nedeniyle hızla kaybediyoruz. Evlerimizdeki enerji faturaları gerçekten çok can yakıyor. Nereye gitsek millet evine gelen faturayı gösteriyor. Özellikle elektrik faturaları milletimizi perişan etmeye başladı. İnsanların evlerinden hakkımı helal etmiyorum feryatları yükseliyor. Milletin bedduaları arşa çıkıyor. Sarayın ampulleri cayır cayır yanarken vatandaşlarımız 500 liralık elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyor. Benzine, mazota yapılan zamlar da cabası. Dolar 13,5 lira civarında sabitlendi diye övünüyorlar. Ama benzin ve mazot fiyatları başını aldı gidiyor. Son bir yılda benzine %94, mazota %115 zam yaptılar. Yeni zamların eli de kulağında. 2 Şubat'ta benzin ve motorine 60 kuruş daha yeni zam yapılacağı söyleniyor. Buradan sesleniyoruz. Madem doları 18 liradan düşürdük diye övünüyorsunuz, o zaman 20 Aralık'tan bu yana gaza, elektriğe, akaryakıta yaptığınız tüm zamları geri alın. Millet bunun nedenini anlamadı. Kış günü insanları perişan etmekten vazgeçin. Gazdan, bebek bezinden, undan, tuzdan, milletin verdiği, yediğinden, içtiğinden aldığınız vergilerden vazgeçin. Tüm dünya enflasyonla mücadele için elindeki tüm silahları kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Mart ayından itibaren faizleri arttıracağını artık ayan beyan söylüyor. Brezilya, Rusya, Meksika gibi ekonomiler üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına gelen dalgayı faiz silahıyla kırmaya çalışıyor. Ama herkes gidiyor Mersin'e, saray gidiyor tersine. Sarayın kibirlisi faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek diyor. Ama ne enflasyonun ne de vatandaşın ödediği faizin düştüğü yok. Bu kafayla bunun düşeceği de yok. Madem enflasyon düşecekti, neden bu ay politika faizini sıfırlamaya cesaret edemediniz? Neden %14'te bıraktınız? Enflasyon bu ay %50'yi aşacak. Niye buna seyirci kaldınız? Yine vatandaşın muhatap olduğu faizler son 4 aydır düşmek bir yana arttıkça arttı. İhtiyaç kredilerinin faizi 8 puan, taşıt kredilerinin faizi 7 puan sıçradı. Ticari krediye %46 faiz isteyen bankalar olduğunu duyuyoruz. Yine hazinenin 5 yıllık borçlanma faizi 7 puan birden arttı. Tüm bunların sorumlusu şimdi çıkmış, özel bankaları sömürü çarkını devam ettirmekle suçluyor.
kamu bank millete, kamu bankalarına gidin diyerek hem sermaye piyasası hem de bankacılık kanununu alenen paspas ediyor. Erdoğan'ın bu sözüne Bankalar Birliği acaba ne zaman cevap verecek? Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ne zaman bu sözler hakkında işlem yapacak? Ülkemiz ne yazık ki giderek serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşıyor. İşte en son 29 Ocak tarihinde yayınlanan bir tebliğle bankaların referans faiz oranına sınır getirildi. Aynı gün sarayın kibirlisi faizi indireceğiz ve indiriyoruz diyerek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na Şubat ayında alacağı faiz kararını şimdiden tebliğ etti. Anlaşılan korktukları için bu ay pas geçtikleri faiz indirimini Şubat ayında yapmaya kararlılar. Politika faizi Nebati Bakan'ın Aralık ayında ağzından kaçırdığı %12'ye çekilecek. Bakalım %50'ye çıkan enflasyon ortamında %12 faizi dayatarak paramızın değerini nasıl koruyacaklar? Merkez Bankası kerameti kendinden menkul liralaşmayı nasıl sağlayacak? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı mevduatla ilgili kamu spotu yapmış. Televizyonlarda boy boy bu kamu spotu yayınlanıyor. Ne diyor? Haydi sen de Türk lirasına değer kat, sen kazan ki Türkiye kazansın diye bir de akıllara zarar slogan bulmuşlar. Türk lirası mevduatı dolara endeksleyerek Türk lirasına nasıl değer katılacak? Bunu bana bir açıklasınlar, bize bir açıklasınlar. Döviz kurları arttığında hazinenin ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin yükü artarken Türkiye bu işten ne kazanacak, nasıl kazanacak? Bu ikisinin bir arada olması mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaya başlayacağı bir dönemde milletimizin cebindekini pey sürerek tıpkı doğalgazda olduğu gibi sonucu belli bir kumar oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Bu politikayı sürdüremezler. Uyarıyoruz, takla atarız. Bu takladan çok güvendiğiniz körfez şeyhlerinin parası da sizi kurtaramaz. Körfez'in emlakçıları bugünlerde beklediğimiz müjde çok şükür çıktı diyerek Talan İstanbul projesi için 17 Ocak'ta askıya çıkan imar uygulamasından sevinçle bahsetmeye başladılar. Körfez şehirlerine hizmet eden bu emlakçılar, Talan İstanbul projesi etrafındaki tarım arazilerinin imarlı arsaya dönüşeceğini, tarlaları kapatmış yabancı müşterilerine müjdelediler. Parsel numaralarını Talan İstanbul etrafındaki kupon arazileri müşterilerine pazarlamaya başladılar. Tabii sadece körfez baronlarının değil, damadın da buralarda kupon arazileri olduğunu tüm Türkiye biliyor. Garip gurebanın çoluğu çocuğu miting meydanlarında istismar edilirken, millete ipteki cambaz gösterilirken, ülkemizin arsaları, çocuklarımızın geleceği körfez sermayesine ve yandaşlara peşkeş çekiliyor. Millete yerlilik, millilik edebiyatı yapılıyor. Ülkemizin en güzel tarım arazileri, en stratejik alanları yabancıların eline teslim ediliyor. Doların yeşili için şehit kanlarıyla vatan yapılmış topraklarımızı yabancılara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Ama bizim bu peşkeşe asla izin vermeyeceğimizi herkes biliyor. Bunu defalarca söyledik, defalarca açıkladık. Son 3 yıl, 6 ay, 20 günde yaşadığımız acı tecrübeler bu ucube rejimin ülkemize çok dar geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz bu ülkenin ihtiyacı olan elbisenin modelini de nasıl dikileceğini de çok iyi biliyoruz. Ülkemizde adaleti sağlayarak, üreterek büyüyerek, hiç kimseyi geride bırakmayarak, herkesi kucaklayarak, sürdürülebilir politikalara, yeni ve güçlü bir kalkınma stratejisiyle ülkemize hak ettiği son model elbiseyi giydireceğiz. Devlet, vatandaşıyla, özel sektörle yeni, çağdaş, katılımcı ve hesap veren bir
kurumsal işbirliği içinde hareket edecek. Ülkemizin dijital altyapısını dünyadaki gelişmiş ülke standartlarına getireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Gıda ve sağlıkta kendimize yeterli hale geleceğiz. Bunun için kamucu politikalar uygulayacağız. Orta gelir tuzağından çıkacağız. Dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına gireceğiz. İktidara gelir gelmez ilk işimiz, bu elbiseyi dikeceğimiz kumaşın eksiğini gediğini anlamak için stratejik planlama teşkilatını kurmak olacak. Hızla hareket edeceğiz. Derhal mevcut iktidarın açıklamadığı, bilgi vermediği, gizlediği borcu, harcı, devletin, milletin kasasının durumunu tespit edeceğiz. Sonra da Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayacağız. Toplumun tüm kesimlerinin görüşünü alarak elbiseyi dikmeye başlayacağız. İstişare edeceğiz, adil olacağız, yükü de kazancı da adaletle paylaşacağız. Bütün bunları 3 yeni K ile yapacağız. Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar. Biz ülkemizi rahatlatmak, milletimize şahsım hükümeti döneminde yitirdiklerini geri vermek, kaybettiklerinin hesabını sormak, patinaj yapan rejimin bize kaybettirdiği zamanı telafi etmek için hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk olarak ATV, A Haber ve Kanal 7'nin ortak sorusunu ileteceğim. Soru şöyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin fiyatı ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da CHP içi kriz iddiasında bulundu. Sizin bu duruma ilişkin yorumunuz ne olacak? Yani o kadar akıl yok ki genel başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Otel Hilton Harbiye troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte genel başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweet'i atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a da şunu söyleyeyim. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Söylemiştim zaten. Önce bir burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın. Tabii AK Parti'nin kontrolündeki troll ordusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ağızlarına pelesenk etmesinin nedenini de şimdi çok iyi anlıyoruz. Her şey ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynakları yıllarca AK Parti'nin siyasetine, siyasetçisine aktarılmış. Bugün gördük AK Parti'de siyaset yapanların, bakanlık yapanların yurt dışı eğitim masrafları bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden karşılanmış. E şimdi bu hortumlar kesilince feryat ediyorlar. Ama hiç merak etmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne döşedikleri hortumları nasıl kestiysek, sandık geldikten sonra devletin bütçesinden yandaşların kasasına döşenen hortumları da öyle keseceğiz. Milletin parası millet için harcanacak. Efendim bir ortak soru daha var. O da ATV ve A Haber tarafından yönlendirildi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir çıkışını yaptı. Bu çıkışa ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Biz Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle bir de şunu belirteyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız helalleşmek için, toplumun barışması için, kucaklaşması için ben ateşten gömleği giydim diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Bir soru da 2. Evet. Yüzyıl Gazetesi tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya
CHP ya da Kılıçdaroğlu adına bir dava açılacak mı? Dava gerekçesi olarak da katil olarak hedef göstermesi dolayısıyla bir işlem yapılması için bir davaya başvuru olacak mı? Dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda bugün de devam etti. Bayağı sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu hususları hukukçu arkadaşlarımız değerlendirecektir. Teşekkür ediyorum.